Spinoza'nın Tanrısı ve Kur'an'ın Tanrısı. Yazan: Aliara 2015. Ekim 27, 2024. Kaynak: Chetçipiti, Wikipedia. Bugün pazar, tüm gün boyu evdeydim. Mustafa Öztürk'ün Spinoza'da panenteist Tanrı tasavvuru konulu YouTube videosunu izledim. Linki aşağıdadır. İlginç bilgiler verdi. Ancak sunumunu tam anlaşılır bulmadım. Ayrıca aklımdaki kritik bir sualin yanıtını alamadım. Oturdum, araştırdım, epey bilgiler öğrendim. Aşağıdaki gibi değerlendirdim. Şimdi paylaşmaktan memnunum. Tanrı, ne olduğunu elçisi peygamber Muhammed aracılığı ile insanlara vahiy ile ilettiği sözlerinde ya da mesajlarında, yani Kur'an'da aynen ifade ediyor. Spinoza Kur'an'ı da diğer kutsal kitaplar gibi insan aklı ve eliyle yazılmış olduğunu düşünmüş olmalı. Öyle anlaşılıyor. Spinoza, Teolojik Politik İnceleme adlı eserinde dinleri ele almış ve özellikle İncil'i yorumlamıştır. Bu eserde Spinoza, kutsal metinlerin tarihi, politik ve kültürel bağlamlar içinde anlaşılması gerektiğini savunur. Ona göre kutsal kitaplar Tanrı'nın doğrudan sözleri olarak değil Belli bir toplumun dini liderleri ve peygamberleri tarafından belirli tarihsel koşullar altında ortaya konmuş metinlerdir. Bu yüzden metinlerin içerikleri de o dönemin toplumsal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere şekillenmiştir. Bu perspektif muhtemelen Spinoza'nın Kur'an'ı da benzer bir şekilde değerlendireceği anlamına gelir. Yani Kur'an'ı Tanrı'nın doğrudan bir sözü olarak değil, belirli bir tarihsel dönemde Arap toplumunun ihtiyaçlarına göre ortaya çıkmış bir metin olarak görebilirdi. Spinoza'nın Tanrı anlayışı ve Kur'an'daki Tanrı anlayışı bazı yönlerden benzerlikler taşırken birçok temel noktada ayrılıklar içerir. İşte her iki anlayışın karşılaştırması. Benzerlikler şunlardır. 1. Teklik vurgusu. Spinoza Tanrı evrendeki her şeyin özü ve tek bir gerçekliktir. Her şey Tanrı'nın varlığının bir parçasıdır ve Tanrı dışında hiçbir şey var olamaz. Kur'an Tanrı, tek ve eşsizdir, Allah. Onun dışında hiçbir ilah yoktur. Kur'an'da Allah, yaratıcı ve evrenin tek hakimidir. 2. Değişmez ve mutlak güç Spinoza Tanrı, evrensel yasaların düzenleyicisidir. Tanrı'nın doğası gereği değişmezdir ve mutlak bir zorunlulukla işler. Kur'an Allah, değişmezdir ve tüm evrene hükmeden mutlak güçtür. Her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir varlık olarak tasvir edilir. Ayrılıklar şunlardır. 1. Tanrı'nın kişisel niteli Spinoza Spinoza'nın tanrısı kişisel bir tanrı değildir. O tanrı evrenin kendisidir. Panteizm. Tanrı evrenle özdeştir ve kişisel bir irade ya da duyguya sahip değildir. Bu nedenle Spinoza'nın tanrısı insanlarla iletişim kurmaz, ibadet istemez. Kur'an. Kur'an'daki Allah kişisel bir tanrıdır. İnsanlara vahiy gönderir duaları işitir, kullarıyla ilgilenir ve onlara doğru yolu gösterir. Allah'ın merhameti, sevgisi ve adaleti vardır. İnsanları iyi ve kötü davranışlarına göre yargılar. 2. Tanrı ve evren ilişkisi Spinoza Tanrı ve doğa aynı şeydir, doysi ve natura. Tanrı, doğanın içindedir ve doğanın kendisidir. Yani, Tanrı evrenden ayrı bir varlık değil. Evrenin özüdür. Kur'an Allah evreni yaratan ve yöneten bir varlık olarak evrenden bağımsızdır. Allah evrenin içinde değil, her şeyin üzerinde bir konumdadır. Evren Allah'ın yarattığı bir varlık alanıdır. Onunla özdeş değildir. 3. İrade ve özgürlük. Spinoza Spinoza'ya göre Tanrı mutlak zorunluluktur. Tanrının iradesi ya da planı yoktur. Doğanın yasaları Tanrının özüdür. Bu yüzden Tanrı'dan ayrı bir irade ya da plan söz konusu değildir. İnsan iradesi de Tanrının zorunlu yasalarının bir parçasıdır. Kur'an Allah'ın iradesi vardır. Allah Dilediği gibi hareket eder ve her şey onun takdiriyle gerçekleşir. İnsana irade ve özgürlük verir, ancak bu irade Allah'ın kontrolündedir. Allah, evrenin ve insanların kaderini belirleyendir. 4. İbadet ve ahlaki sorumluluk. Spinoza. Spinoza'nın tanrısı ibadet istemez. İnsanların tanrıyı tanıması doğayı anlaması ve bilgeliğe ulaşmasıdır. Ahlak, Tanrı'dan bağımsız olarak doğa yasalarıyla uyumlu yaşamayı gerektirir. Kur'an Allah, insanlardan kendisine ibadet etmelerini ister. İbadet, Allah'a yakınlaşma yolu olarak kabul edilir. Ayrıca, ahlaki sorumluluklar Allah'ın emirleriyle belirlenmiştir. Allah'a inanmak, iyi işler yapmak ve kötülüklerden kaçınmak esastır. Sonuç Spinoza'nın tanrı anlayışı panteist bir yaklaşımla tanrıyı doğayla özdeşleştirirken, Kur'an'daki tanrı anlayışı teist bir yaklaşımla, tanrıyı doğadan bağımsız, kişisel ve iradesi olan bir yaratıcı olarak tanımlar. Bu, tanrının niteliği, evrenle ilişkisi ve insanlarla olan bağ gibi temel konularda önemli ayrılıklar doğurur takdir ve değerlendirme kıymetli siz okuyucuya aittir. Ali Ara 2015 27 Ekim 2024